Akıllı ve ekonomik özellikli yeni Renault Clio'nuz, yakıt tüketiminizi azaltmanıza yardımcı olacak çeşitli işlevlerle donatılmıştır. Bu işlevler şunlardır: vites değiştirme göstergesi, ivme ölçer, sürüş stili göstergesi, eko modu ve EasyLink multimedya sistemi sayesinde Eco 2 sürüş işlevi. Vites değiştirme göstergesi, yakıt tüketimini en uygun seviyeye getirmek üzere size bir üst veya alt vitese geçiş için en doğru anı bildirir. Sürekli etkin olan bu işlev, manuel veya manuel geçiş kumandası modunu kullanıyorsanız otomatik vites kutusu ile uyumludur. Bu göstergeyi düzenli olarak izleyerek aracınızın yakıt tüketimini düşürebilirsiniz. İvme ölçer, hızlanmalarınızın gücünü ve özelliklerini size gerçek zamanlı olarak bildirir. İvme ölçeri görüntülemek için bu bölgeye ulaşana dek gösterge tablosundaki bölgeler arasında gezinmek üzere bu düğmeyi kullanın. Ardından oklarla ivme ölçere ulaşın ve onaylamak için OK öğesini seçin. Etkinleştirildikten sonra göstergenin yeşil olması, hızlanmanızın orta seviyede olduğunu ve az yakıt tüketildiğini gösterir. Sürüş stili göstergesi size sürüş stilinizi gerçek zamanlı olarak bildirir. Sürüş stili göstergesini görüntülemek için veriler sekmesine ulaşana dek sekmeler arasında gezinmek üzere bu düğmeyi kullanın. Ardından oklarla göstergeye ulaşın ve onaylamak için OK öğesini seçin. Yaprağın boyutu ne kadar büyükse sürüş stiliniz o kadar düzgün ve ekonomiktir. Şimdi eko moduna bir göz atalım. Bu işlev ısıtma, klima veya takviyeli direksiyon gibi yakıt tüketen belirli özellikleri etkilemekle birlikte, örneğin hızlandığınızda veya vites değiştirdiğinizde sürüşünüze de etki eder. Yakıt tüketiminizi en uygun seviyeye getirmeniz için tasarlanmıştır. Eko modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu anahtara basın. MultiSense ile bir EasyLink multimedya sisteminiz varsa, aynı zamanda ayarlar menüsüne de gidebilirsiniz. Ardından araç sekmesini seçin ve MultiSense seçimini yapın. MultiSense sayfası EasyLink üzerinde görüntülenir. Eco öğesini seçmeniz yeterlidir. Gösterge tablonuz böylece Eco moduna geçer. Örneğin sollama yaparken motor performansını yeniden artırabilir ve Eco modundan geçici olarak çıkabilirsiniz. Bunu yapmak için gaz pedalına hızla ve tam olarak basın. Gösterge tablosundaki görüntüler geçici olarak varsayılan durumlarını alır. Gaz pedalındaki baskıyı azaltmanızla birlikte Eco modu yeniden etkinleşir. EasyLink üzerindeki Eco 2 sürüş işlevi, sürüşünüzle ve yakıt tüketiminizle ilgili istatistikleri izlemenizi ve stilinizin düzgün ve ekonomik olup olmadığını kontrol etmenizi sağlar. Ana menüden Eco 2 sürüşe ulaşmak için araç bilgisini seçin. Ardından Eco 2 sürüş öğesini seçin. Yolculuğunuzla ilgili bilgileri görebilirsiniz. Burada 1'den 100'e kadar puanlanan genel sürüş puanınızı görebilirsiniz. Hızlanmalarınızın, vites değiştirmelerinizin ve öngörülerinizin 5 yıldız üzerinden yapılan değerlendirmeleri de burada bulunur. Oklar ve renk kodu puanınızın ilerleyişi hakkında bilgi sağlar. Artıyor, sabit ve düşüyor. Yakıt tüketimsiz mesafe bölgesi, yakıt tüketmeden kat ettiğiniz mesafeyi görmenizi sağlar ve bu alanda yakıt tüketim verileriniz görüntülenir. Burada puanınızın ilerleyişini gösteren bir grafik görebilirsiniz. %75 çizgisinin üstü ekonomik sürüş kullanımını gösterir. %45 çizgisinin altı sürüşünüzün yeterince ekonomik olmadığını gösterir. Puanlarınızdan memnun kalmazsanız ve bunu nasıl iyileştireceğinizi görmek isterseniz tavsiye düğmesine tıklayın.
Bu yeni menüde yakıt tüketiminizin en uygun seviyeye getirilmesine yönelik olarak ekosürüş hakkında genel tavsiyeler bulunur. İçeriksel menü farklı ayarlara erişmenizi sağlar. Yolculuklarınızı yeniden başlatmak için yeni Eco 2 yolculuğu öğesine basın. Bir mesajla bu yeniden başlatmayı onaylamanız istenir. Kaydedilen yolculukları görüntülemek için kaydedilen verileri seçin. Yolculuklar 3 kategoriye ayrılmıştır. Ev-iş, seyahat ve kişisel. Ardından içeriksel menüden bu yolculuklar için kaydet veya sil komutlarını seçebilirsiniz. Puanınızın ilerleyişini sıfırlamak isterseniz, bu geçmişi sil'e basın, bir mesajla bu eylemi onaylamanız istenir. Son olarak, yolculuk sonrası bildirimini görüntülemek veya gizlemek için buraya tıklayarak uygun eylemi seçin. İşte ekonomik sürüşü kolayca benimsemenizi sağlayacak bazı tavsiyeler. Araç durur haldeyken motorun ısınmasına izin vermeyin. Bunun yerine ölçülü bir sürüşle aracınızın birkaç kilometre içinde en uygun sıcaklığa ulaşmasını sağlayın. Ara viteslerde motor devrini zorlamayın. Her zaman mümkün olan en yüksek vitesi kullanın. Keskin hızlanmalardan kaçının. Mümkün olduğunca az fren yapın. Fren yapmak yerine ayağınızı kaldırmanızın yeterli olması için bir engel veya virajla aranızda kalan mesafeyi öngörerek önceden değerlendirmeyi öğrenin. Lastiklerinizin basıncını düzenli olarak kontrol edin. Yetersiz basınç yakıt tüketimini arttırır. Bunun yerine araç içini havalandırmak için havalandırmaları kullanın. Saatte 100 km hızda, pencereler açık halde sürüş, %4 daha fazla yakıt tüketimine neden olur. Hiçbir zaman deponun en üst seviyesine dek dolum yapmayın ve taşmalardan kaçının. Otomatik modu bulunmayan klima donanımlı araçlar için ihtiyacınız olmadığında sistemi kapatın. Klima yakıt tüketimini artırır. Aracı boş port bagaj ile kullanmayın. İhtiyacınız kalmadığında port bagajı hemen çıkarın. Aracınızı uzun duraklamalarla kesilen kısa yolculuklar için kullanmaktan kaçının. Motor ideal sıcaklığına ulaşamayacağı için bu durum yakıtın aşırı tüketimine ve motorun erkenden aşınmasına neden olur. Yeni Clio'nuzun ekonomik sürüşü kolaylaştıran tüm özelliklerine güvenin. Yeni Renault Clio, çünkü sürüş keyif vermeli.